günümüzün akıllı teknolojilerinin yanında geleceğinde popüler olmaya aday teknolojilerini konuştuğumuz YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu hafta ChatGPT ve Dol E ile hayatımıza bir anda giriş yapan yapay zeka uygulamalarını konuşuyoruz. Geleceğin teknolojileri serisinde şu ana kadar daha çok blockchain altyapısını kullanan NFT, Web 3.0 veya Metaverse gibi kavramları konuşmuştuk. Merak edenler için linkleri hem yukarı kartlara hem de aşağı açıklamalara ekledim. Bugün ise blockchain altyapısını kullanmamasına rağmen geleceğin sohbet robotlarına ek olarak metinleri sanat şaheserlerine dönüştüren yapay zeka uygulamalarını konuşuyoruz. Her birinin linklerini açıklamalara eklediğimi de hatırlattıktan sonra başlangıcı ChatGPT ve dol -E uygulamalarını geliştiren ve 2015 yılında kurulan OpenAI ile yapalım. Kurucuları arasında 1 milyar dolarlık bağışı ile yapay zekadan da deli gibi korkan Elon Musk da var. Ancak 2018 yılında yönetim kurulundan ayrılarak sadece bağışçı olarak kalmaya devam etti. Şirketin kuruluş sebepleri arasında ilginç bir şekilde yapay zekanın ileride oluşturabileceği risklere karşı duydukları endişe de bulunuyormuş. Çünkü yapay zekanın kendini sürekli geliştirerek sonunda zeka patlaması yaşayabileceğini ve bunun sonucunda da insan neslinin tükenmesine sebep olabileceğini düşünmüşler. Bu nedenle şirket kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak yapay zekanın insanlara uzun vadede sağlayabileceği faydalara odaklanmış. Ancak şirket 2019 yılında Microsoft'tan aldığı 1 milyarlık yatırımdan sonra bu senede 10 milyar dolarlık ikinci bir desteği de alarak daha da güçlendi. Üstelik Microsoft bunları nakit olarak ödemek yerine bünyesinde bulundurduğu sistem kaynaklarını OpenAI'nin kullanımını açarak gerçekleştirdi. Neyse ana şirket hakkında kısa bilgiler paylaştıktan sonra şimdilik sadece hızlı ile dil işleme modeline sahip ChatGPT ile devam edelim. Chat.openai.com adresinden e-postanız ile kayıt olarak ulaşabileceğiniz sohbet robotuna Türkçe'de dahil olmak üzere birçok dilde ve birçok kategoride sorular sorabilirsiniz. Bunların arasında hikaye, roman veya şiir gibi edebi eserler, kod yazımları, Yemek tarifleri birçok dilde hem de oldukça başarılı bir şekilde çeviri yapabilme, tarih, coğrafya, matematik, fizik veya kimya gibi okul dersleri yanında bilimsel yayınlara kadar her türlü içerik hakkında merak ettiklerinizi cevaplayabiliyor. Üstelik cevapları ister çocuğa anlatır gibi basit düzeyde, isterseniz de işin uzmanını anlatır gibi ileri düzeyde de açıklayabiliyor. Uygulama şu an iş çevreleri, doktorlar, öğrenciler, metin yazarları, bilgisayar programcıları veya YouTube ve Amazon gibi siteleri içerik üretenler tarafından yoğun olarak kullanılmaya başlandı bile. Çünkü ortaya çıkan iş o kadar mükemmel ki robot tarafından oluşturulduğu kesinlikle anlaşılmıyor. Bunu mümkün kılan doğal dil işleme özelliği sayesinde sanki insanlar tarafından yazılmış gibi durmasını sağlıyor. Kullanımı şimdilik her şeyiyle ücretsiz olan servisin olumsuz yanları 2021 sonrası datalara sınırlı erişiminin bulunması ve bazen aşırı yoğunluk nedeniyle giriş yapılamaması. Sırada yine aynı şirketin bu sefer anahtar kelimeleri veya metinleri görsellere dökebilen servisi DOL-E var. labs.openai.com sitesine giderek az önce ChatGPT'de kullandığınız mail adresiniz ve şifreniz Aynen burada da geçerli. Bu uygulamanın tek olumsuz yanı şimdilik Türkçe dil desteğini sunmaması. Bu nedenle kafanızdaki görselleri oluştururken Google Çeviri veya ChatGPT'den faydalanabilirsiniz. Metinleri görsellere çeviren uygulama ile ihtiyaç duyduğunuz her türlü görsele, logoya ve hatta fotoğrafa birkaç kelime ile tanımladıktan sonra ulaşabilirsiniz. Örneğin Avatar filminde kullanılan Pandora gezegeninde uçan bir fil çizmesini sağlayabilir veya ayda piknik yapan Türkler ile ilgili bir görsel isteyebilirsiniz. Ya da var olan bir görseli elden geçirip farklı bir stilde baştan yaratmasını da sağlayabiliyorsunuz. Mesela ben kanal logosunun acaba daha güzel bir versiyonu çıkar mı diye denedim ama sonuçlar çok da içime sinmedi. Bir de yukarıda Surprise Me sekmesine basarsanız rastgele tanımlamalarda sunabiliyor. Eğer aradan beğendikleriniz olursa Generate düğmesine basarak Direkt görselleştirebilirsiniz. Tanım kutusuna yazdığınız tanımlama ne kadar iyi olursa sonuçlarda aynı oranda içinize daha fazla sinecektir. Bu arada hem chat GPT hem de dol iyi, -E, vahşet, cinsellik, savaş veya dolandırıcılık gibi kötü amaçlara yönelik amaçlar için kesinlikle kullanılamıyor. Özellikle politikacılar veya sanatçılar gibi tanınmış kişilerin görsellerini kullanarak gerçekçi görünen fotoğrafların oluşturmanıza da izin vermiyor. Çünkü en başından ahlaki veya yasal olmayan içerikler veri setine dahil edilmemiş. Dolayısıyla her iki servisin öne çıkan en güçlü özellikleri etik içerikler sunabiliyor olmaları. Son olarak önemli bir bilgi daha eklemem gerekiyor. Çünkü hem ChatGPT hem de Dol iyi -E, ileri Microsoft'un Word, Excel, PowerPoint gibi ofis uygulamalarına ek olarak Bing arama motoru ile entegre edilerek istediğimiz her türlü bilgiye, çeviriye, metne veya görsele ulaşabilmemizi çok daha kolay hale getirebilir. Dolayısıyla Microsoft böylelikle Google'ın yıllardır tekelinde bulundurduğu internet dünyasına da böylelikle ortak olabilir. Sırada Dol-E'ye alternatif olabilecek seçenekler var. Çünkü ChatGPT'ye rakip olabilecek bir uygulama henüz çıkmadı. Bunlardan ilki Dol-E'ye göre ortaya çok daha sanatsal görseller çıkarabilen Mid Midjourney. web sitesine giriş yaptıktan sonra uygulamayı kullanabilmeniz için ayrıca Discord hesabınızın da olması gerekiyor. Çünkü taleplerinizi bu sefer web sitesi yerine Discord'daki hesabınız üzerinden yazıyorsunuz. Gerekli bağlantıları kurduktan sonra Discord üzerinden Midjourney hesabına girip soldan New ile başlayan herhangi bir odaya giriyorsunuz. Sonra da aşağıdaki kutuya slash, imagine ve boşluk yazdıktan sonra belirlen prompt kutusuna anahtar kelimelerinizi, nasıl bir görsel istediğinizi İngilizce olarak yazıp gönder tuşuna basıyorsunuz. Görselleriniz yaklaşık 60 saniye içerisinde hazırlanıyor ve ortaya çıkardığı görseller bence dol iyiye göre kesinlikle çok daha başarılı. Bu arada V harfi versiyonun kısaltması iken buna basarak beğendiğiniz herhangi birinin farklı versiyonlarını üretebilirsiniz. U harfine bastığınızda ise beğendiğiniz görselin yüksek çözünürlüklü yani büyük halini üretmiş oluyorsunuz. Eğer yanındaki dönen oklara basarsanız da tüm görselleri farklı bir şekilde yeniden üretiyor. Uygulamanın tek dezavantajı bedava kullanım hakkının sadece 50 ile sınırlı olması, sonrasında belirlenen üyelik paketlerinden birini seçmemizi istemesi. Hemen bu aşamada ikinci ve her şeyle bedava bir seçenek olarak BlueWillow öne çıkıyor. Willow. Uygulamaya bluewillow.ai web adresinden Join the Beta sekmesine bastıktan sonra yine Discord sunucusu ile giriş yapabilirsiniz. Çalışma mantığı Mid Journey ile birebir aynı. Tek farkı bu sefer Rookie ile başlayan odalara girilmesi. Yine Slash Imagine yazdıktan sonra beliren prompt kutusuna aynı ifadeleri girebilirsiniz. Ancak bu sefer hiçbir sınırlama olmadan istediğiniz kadar görsel oluşturabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi görsel kalitesi Mid Journey ile oldukça benzer ve bence yine Dol-E ile kıyaslanınca ortaya çok daha güzel görseller çıkarabiliyor. Son olarak hızlıca kimsenin bahsetmemesine karşılık bence en er az önceki alternatifler kadar başarılı çalışmalar çıkaran farklı alternatifleri konuşalım. Bunlardan ilki için leksika.art web sitesine giriş yapıp abone olmanız gerekiyor. Bu sefer dol iyi de olduğu gibi arada farklı bir uygulamaya gerek kalmadan direkt açılan sayfadan ister mevcut seçenekler içerisinden arama yaptırabilir, isterseniz de generate sekmesinden kendi tasarımlarınızı oluşturabilirsiniz. Bu uygulamada ücretli ama her ay ilk 100 çalışma için sizden herhangi bir bedel talep etmiyor. Dolayısıyla ayda 100'den fazla tasarım oluşturmuyorsanız bu siteyi de deneyebilirsiniz. Evet, az önce bahsettiğim yapay zeka uygulamaları ile görseller yaratıp NFT olarak satanlar veya chat ChatGPT'ye 10 sayfalık çocuk kitabı yazdırıp görsellerinde Mid Journey'de yaptırdıktan sonra Amazon'dan satanlar bile var. Yani kullanım alanlarını istediğiniz gibi belirleyebilir ve özellikle işlerinize size avantaj sağlaması için de kullanabilirsiniz. Bir de tüm bu uygulamalar henüz daha işin oldukça başında olmalarına rağmen bu kadar çok ses getiriyorlarsa siz bir de bundan 5-10 sene sonra yapabileceklerini düşünün. Bu aşamada dezavantajları ise daha şimdiden yazar, grafiker, tasarımcı veya bilgisayar programcısı gibi meslekleri çoktan tehdit etmeye başlamış olmaları. Haftaya farklı bir bölümde veya şu ana kadar hazırlamış olduğum diğer süpersonik içeriklerde tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.